Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Geçen biraz bahsettim hiçlik kavramı. Hiçlik kavramı. Ondan bir şey yapalım, bir 5-10 yarım saat gibi bir ısırmayı farklı kavramlara mı durayım? Hiç diye fazla mı durduk? Ne dersiniz? Farklı böyle yarım saat farklı bir kavrama mı gireyim? Boş kale var ki abi. Hiçlik iyidir ya. Öyle mi? Hiç diye tabii o zaman biraz sesli kayıt attım 6-7 dakika ama... biraz gireyim mi? Nasıl? Onda mı biraz devam edeyim? Yoksa farklı kavram mı? Ne diyorsunuz? Birkaç kişi fikir beyan ederse? Hiçlik iyi abi. Hiçlik iyi abi. Peki. Hiçlik iyi abi. Aynen. Peki. Hepimiz hiçiz abi. Bakayım hiçlik neymiş. Peki. Tekrar Bismillahirrahmanirrahim. Hiç olmak. Bütün dertlerinin dermanı, bütün belirlenişin ortadan kalktığı, mevcudiyetin vücuda dönüştüğü bir kavşaksız kavşak. Hiç. Enfusi demek, enfus, ustad enfusidir diyor malum. Enfus neyle uğraşıyorsunuz? Enfus demek, içsel aleminde hiçbir belirlenişin kalmaması, hiçbir geçmişin ve geleceğin olmadığı, beşeriyetin ortadan kalktığı, zaman ve mekan ve bunlara bağlı hiçbir bağların kalmadığı, artık öteleri üretmeye başlayan fabrikasız fabrika, atölyesiz atölye. Bir de okuyayım. Lütfen bunu kaçırmayın. Enfus demek, hiçliğe aday olmak, hiçten bahsedeceğim bugün. Enfus demek, içsel alemde hiçbir belirlenişin kalmaması, ona gayret ediyoruz. Yani kazanımla ilmimizle cahil olduğumuzu, mevcudiyetimizde hiç olduğumuzu, vücut olduğumuzu, mevcudiyetle vücut olduğumuzu, varlığımızın kemaliyle yok olduğumuzun mukaddemesi hiç. Hiç. Yani ilmin kemali cahil olduğunu bilmek. Yok olduğunu, kazanımla mevcut oluyoruz, kemal buluyoruz, bu ise adem olduğumuzu idrak etmek içindir. Hiçbir geçmişin ve geleceğin olmadığı, beşeriyetin ortadan kalktığı, zaman ve mekan ve bunlara bağlı olan kavramların belirlenişin kalktığı, en mühimini söylüyorum, en mühimini, artık ötelerin üretilmeye başlandığı, ötelerin bu tarafa, buranın da öteye, buradan öteye taşınmak, ama bunu demiyorum. Hiç ötelerin burada üretildiği. İnsanın dimağını zorlayan, hudutlarını aşan hiç kavramı. İnsanın dimağını zorlayan, bugünlerde bunun üzerindeyim, çok etkiliyim, çok baskın bir duygunun altındayım.
bu hiç kavramının altındayım biraz. Fazla zorlamış. Onun için bazen böyle taşkınlığa inşallah müsaade de etmezsiniz. Kendim de kuş yapacağım. İnsanın dimağını zorlayan, hudutlarını aşan hiçlik kavramı. Yani kainatın ilişki ve çelişkisi üzerine çalışırken biz aklımız kainatın ilişki ve çelişkisiyle çalışırken aslında çelişkinin ilişki olduğunu üzerine çalışırken diman bunların ötesinde ilişki ve çelişkiyle çalışırken dima ilişki ve çelişkinin de ötesinde varlığı ispat etmek için ve mutlak ve muhit hakikata taşınmada sana malzemesiz malzeme, mekansız mekanın, zamansız zamanın en mühimi de mevcut, mevcutsuz vücudunu belirleyen hiç kavramı. Mevcutsuz vücut olduğunu. Vücut, vücut zati sıfattandır. Vücut, beka, vahdaniyet, muhalefetun lil havadis, kıyamı bi nefs, tekvin, zati sıfattandır. Vücudu hatırlatmak isterim. İyi şimdi dinleyin bir daha. Vücut kavramı bilerek söylüyorum. Zati sıfattandır, subutu sıfattan değil. Mevcut ise esmadandır. Bir de okuyorum, lütfen dinleyin. İnsanın dimağını zorlayan, hudutlarını aşan, hiçlik kavramı onun için zordur. İnsanın dimağını aşan, hudutlarını zorlayan, hiçlik kavramı, yani kainatın ilişki ve çelişkisi üzerine çalışırken, yani dima ilişki ve çelişki üzerine kurulmuşken, hep bunların da ötesinde varlığı ispat etmek, mutlak ve muhit hakikata taşınmada, bakın Allah mutlak ve muhittir. Ona taşınmada sana malzemesiz malzeme, mekansız mekanın, zamansız zamanın en mühimi de, en mühimi, bunun altını lütfen çizin, en mühimi de mevcutsuz vücudunu belirleyen hiç kavramı. Mevcutsuz vücut, varlıksız vücut, esmayı aşıp zata muhatap olan, bak mevcutsuz vücut, hiçlik kavramı. Mutlak ve muhit olan zatı Celle Celaluhu, alemimizde belirleyen olması noktasında zat-ı Zülcelal'i alemimizde taayyun ve teşahhus ettirme noktasında tehlikeli bir düşünme alanıdır hiç. Geçmişte var olan şeyleri konuşabildiğimize göre, bu da haşrın acayip bir delili, geçmişte var olan şeyleri konuşabildiğimize göre bu şeylerin hala var olduğunu konuştuğuna göre geleceğe ait ama yok hiç. Biz hiçliği niçin anlayamıyoruz? Buranın da altını çiziyorum. Hiçliği niçin anlayamıyoruz? Diman hudutlarını yaşıyor. Çünkü mekan ve zamanın arkasında olduğu için kavrayamıyoruz. Zaman ve mekanın arkasında zaman ve mekan vücudu, mevcudu belirlerken, zaman ve mekan mevcudu belirlerken hiçlik zaman ve mekanın arkasını belirliyor. Onun için hudutları aşıyor. Nasıl ki boşluk olmadan hareketin olamayacağı gibi, hem sıfır mevcut değil ama vücut sahibi olduğu gibi. Sıfırın büyük ve küçük oluşu hiç mühim mi yani? Yani anlamına, manasına bir değer katmıyor, azaltmıyor. Sıfırın büyük olması, küçük olması. Sıfırın
manasına bir şey katmıyor. Sıfır yok varlık. Yani mevcudu yok. Sıfır denen varlıkta bir yok yani. Varlıkta böyle bir şey yok. Mevcudu yok. Ama vücudu var. Manası var. Arkası var. Arkasını belirliyor. Veya ene mevcut değil ama vücut sahibi. Zatı belirliyor vücut. Vücut deyince hemen elinizi zatı sıfata koyun. Allah Celle Celaluhu mevcudu hiçlikten yarattı sözü. Allah mevcudu hiçlikten, yani vücudu haricisi yok, Adem'i sıfırdan yarattı. Adem'i mutlaktan değil. Mektubat 59. Bak, hiçlikten. Nereden? Bir şeyden. Şey değil o. Şey evvel. Allah Celle Celaluhu mevcudu hiçlikten yarattı sözü vücutsuz değil. Mevcutsuzdur. Hiçlik vücudu vardır ama mevcudu yoktur. Adem'i sırf yok ama Allah Adem'i sırftan yarattı der Mektubat 59'da. Çünkü niye? Adem'i mutlak yoktur der. Adem'i sırf var. Adem'i mutlak yoktur. Niçin yoktur? Bir ilmi muhit ezeli var da onda. Duyguları... Hasan abi. Evet. Hasan abi, bir şey sorabilir miyim? Sor abi. Ben anlattıklarınızdan şöyle anladım. Hiçlik sanki Kab-ı Kavseyn makamından biraz daha üstte gibi anladım. Hiçlikle Kab-ı Kavseyn makamı arasındaki ilişkiyi açıklayabilir misiniz? Bitireyim bunu. Bitireyim Fikret'im. Ben bir şey söyleyebilir miyim Hasan abi? Söyle abi. Nasıl biz bizeyiz? Evet. Yani hiçlik makamının sureti, kanuniyeti, hakikati ve mahiyetine baktığımız zaman mahiyeti muhatabane makam, yani imkan ve vücut ortasına girdiği Kab-ı Kavseyn gibi duruyor. Yani Kab-ı Kavseyn'in üstü gibi anlaşılmadı ama. Yok, hiç değil. Kab-ı Kavseyn'in ta kendisidir yani içlik makamı. Hiç değil, kaynağı. Yani imkan ve vücut ortası. Evet. O mahiyet yani sureti sureti hiçlik, sureti hiçliğin sureti hiç olmak, kanuniyeti gaybane makamı, hakikati hazırane makam, yani ehadiyetiyle kelamına müşerref olma makamı. Yani Ayet-i Kübra'da 19. mertebeyi dikkate alarak yazdım bunu. Evet. Çok güzel. Ben de bir şey söylemek istiyorum Hasan abicim. Bir tefekkür de benden. Şimdi bakın, ben elmayım Hasan abi. Ben bir meyveyim, ben bir elmayım. Şimdi bir çekirdek var, bir de tohum var, değil mi abicim? Çekirdek hangisiydi abi? Ektiğimiz mi? İlk başta ektiğimiz miydi? Devam et. Hatırlıyor musunuz abi? Evet. Yani bu ilk başta ektiğimiz çekirdek, yani ben öyle hatırlıyorum. Meyvedeki çekirdek ilk başta ektiğimiz tohum. Şimdi abi, hiçlik meyvenin içindeki çekirdeğe dönmesi. Bu Ahmet Aleyhisselam. Bir de tohum var ki o hiç ender hiç olmak, o da Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Yani bunun birine tefekkürle, birine salatla ulaşabiliyoruz diye bir düşüncem var. Evet. Şimdi
Sonuna kadar sabredebilirseniz daha iyi olur aleminizde. Ondan sonra şey yapalım. Duyguların, hislerin arasında ne kadar çabuk değişebiliyorsan, duyguların, fikirlerin, hislerin, duyguların, latifi, ikide bir değişkenlik yaşıyorsan, kendini kontrol etmeye muvaffak olmuşsun demektir. Hiçlik kavramı oturuyor. Bir boşluk olmuş. Bu Adem-i Sırf'tır. Adem-i Sırf'ın ifadesidir bizdeki. Adem-i Sırf var. Adem-i Mutlak yok. Fakat bizde Adem-i Sırf adeta hiç. Soğanın dışından gibi giriyorum. Fikir, his, duygu, latife. Bunların dördü bir çizgiye gelmesi ehas havasa mahsus. Ehası havasa mahsus. Bunların dördünün bir araya gelmesi. Şimdi duyguların, hislerin, bir daha söylüyorum. Fikirlerin, hislerin, duyguların ve latifelerin devamlı değişebiliyorsan, demek ki kendini kontrol ediyorsun. Hiçlik kavramı aralandı demektir. İnsanı ayakta tutan mevcut kazanımların değil, kazanımların da hiç anlayışındır. Hiç olmak, dersiz olmak, yok olmak demek değil. O, yani Zat-ı Zülcelal, sende var olmak isteğini, sana o haleti vermesidir. Yani sen aradığın için onu bulduğundan değil, o seni tasdik ettiği için sende arayış ortaya çıkıyor. Yani burada kalacak tabii bu. Çünkü kadere ait sorular gelir. Cevaplımız da var ama konu güzergahım değişir. Allah seni onaylamasa sen onu onaylayamazsın. Sevditmese sevemez. O seni tercih etmeseydi sen tercih edemezdin. O seni muhatap aldığı için sen onu arıyorsun. Aradığın için bulduğundan değil, o seni bulduğu için sen arıyorsun. Hiçlik adeta Adem-i Sırf gibi duruyor. Yani Adem-i Mutlak değil. Adem-i Mutlak'ın karşısında ilmi muhitezeli koymuş Ustad 59 metre. Adem-i Mutlak yoktur. Adem vardır. Ama Nefsül Emri'de değil. Adem var, bir de arkası Adem-i Sırf var. Adem vücud ilmiye perde olmuş bir unvandır. Yani sıbıtı sıfata bakıyor. Adem-i Sırf ise zatın sıfatına bakıyor. Düşünceleriniz epey değişecek. Hiçlik farkındalığın bize ne kazandırıyor? Tam da ne felsefi şey gibi konuşuyorsun. Yani ne yapacak sana? Hiçlik farkındalığın zirvesidir. Sana farkındalığı getiriyor. Ona, yani Cenab-ı Hakk'a karşı durumunu idrak ve şuur etmek, etmede hasıl olur. Buraya varlıkla, ilimle, yani kazanımlarınla gelinir. Hiç diye, hiç olmaya, mevcutla gelinir. Bakın, vücut olmak için mevcut lazım. Mevcut kazanımlardır. İlim, irfan, kemal vesaire. Bu kazanımlar mevcuttur. Ta ki hepsinin arkasına geçip hiçbir şey olduğunu. Bu da hiçbir şey olduğu anlayışı ne kadar böyle kırpıntı olursa farkındalık harika başlamış. Farkındalık gibi tanımlanan bu kelam içsel alemde
hiç, dima ait hiç. Ama bunların arkasında Ustad Bediüzzaman eneği getirmiş. Felsefe hiçlikte uğraşırken Ustad hiç, dima ait. Dima. Yani kemal bir dima. Kemal. Kemalat yani celal ve cemalin bütünsellik kazanmış insandaki kemal hali hiç. Ama içsel seziş, enfusi kalbe aittir. Ruhun da arkasında ene kavramı tamamen zata bakıyor. Konuşacağız. Ben bir sunumu yapayım. Buraya varlıkla, ilimle yani kazanımlarınla gelinir. Onun potasında aslına teslim edilir. Yani çok tuhafınız değil mi? İlkokul, ortaokul, lise, üniversite okuyorsunuz, ilim, irfan sahibi oluyorsunuz. Sonra bu zahiri esbab ilimlerini yaptıktan sonra yani bütün bu kazanımların ötesinde hiç olduğu, yani ilimle cahil olduğunu, mevcudunla yok olduğunu, çok değer almışken değersiz olduğunu, bu kendini anlamsızlaştırmak, değersizleştirmek, basitlenmek değil, zirvedir. Gazali şöyle der, kazanılan ilimlerle ben hiçbir şey bilmiyorum diyebilmekle başlar diyor. Onun için mağaraya girmişler. Aynada olanları aslına teslim etmenin olduğudur. Bazen hiç olduğunu, mesela ayna, aynada belirleniş varsa karşıyı o kadar göstermez. Aynadaki belirlenişlerin kalitesi aynadaki boşluktandır. Yani tanımlanmaması gerekiyor bir şey, hiç olması gerekiyor. Bazen hiç olduğunu yükseklere çıkmak gerekir görmen için hiç. Buna ait bir söz işitmiştim. Bana ait değil. Bir astronota sormuşlar. Siz oraya gittiğiniz zaman ne hissettiniz? Uçuk fikirler, sözler çıkmasını beklediler astronottan. Uçuk. Çıktığınız zaman ne hissettiniz? Aklıma kaldığı kadar şöyle demiş. Sizin baktığınız gibi değil. Ben en zirveye çıktığımda kendimin bir hiç olduğunu gördüm ve sağ selamet dünyaya dönmek istedim demiş. Yani biz şöhrettir, şöhrettir, değil. Yukarıya çıktıkça hiç olduğumu, dünyanın zaten hiç olduğunu, benim zaten hiç olduğumu, ben de diyor bir an önce dünyaya dönmek ve hiç olduğumu, hiçbir şey olmadığımı, bu adam Müslüman değil, belki Müslüman bilmiyorum ama bir an önce dünyaya gelip hiç olduğumu istedim diyor. Sen onu murat ettiğin gibi gözükürken aslında o seni murat ettiği için murat edebiliyorsun. Dünya felsefe tabiriyle, yani ben illüzyon derler ya, bu biraz hani görünüş aldatıyor. Aslında var ama yok varlık. Bu yanlış tabii. Aldatmaktan mustanidir Allah. O tabiri de alıyorum ki illüzyondur. Matrix'te mi ne demişti? Erdinç bana mı? Erdinç getirmişti onu o tarihte. İllüzyondur. Aslı yoktur. Yani suretini inkar edemiyor. Hakikati olmadığı için hakikatsiz suret hiçtir. Metrisinin manası bu. İllüzyon demelerinin sebebi hakikati yok. Çünkü felsefede hakikati yok. Yani kaynak yok. Kaynaksız suret nedir? Hiçtir. O zaman illüzyondur, aldatmadır, haşa. Yani illüzyon süreten ibarettir. Sizin illüzyonunuz,
aldatmak suretten ibarettir. Aslında sen, sende yaşıyorsun. Bunu bilmiyoruz. Yani çekirdekteki ağacın çekirdeği Nur-u Muhammed'i, meyvedeki meyve biziz, insan. Meyvede bir çekirdek var. O zaman meyvedeki çekirdek, kökteki çekirdeğin temessulatı. Ağaç nedir o zaman? İnikası. Şimdi bende bir ene var. Ene. Bu Nur-u Muhammed'in ilmi kelam tabiriyle mec'ulun temessulatı bende. Tamam. Bu tanımlanamıyor. Yok. Fakat hakikatsız değil. Ama felsefe veya felsefe buna varamadığı için hakikatsız suret demiş mevcudata. Hakikati yok. Kaynak yok. İllüzyondur. Yok. Muhyiddin Arabi de o kadar fena olmuş ki hakikata bu yok demiş. Bununla ters çalışıyor felsefeyle. Hakikata o kadar fena olmuş ki, hakikati kafamın arkasına götürüyorum. Gördüğü hakikatin inikasları, temessulatları, tezahürleri olduğundan öyle müstakil bir mevcut değildir. Vücuttur demiş. Tamam. Ustad, garip bir adam. Acayipime gidiyor. Yani ben kendi başıma bunları çalışırken bu felsefeyi de biliyorum öne. Vahdet-i vücudu da biliyorum arkaya. Bunlar ters çalışıyor. Yani o kadar ince, o kadar ince, o kadar ince ki Temmuz Ağustos'ta şiddetli tecelli eden güneş aynaya vurduğu zaman, ufak bir aynaya, ayna yoktur. Korkunç bir güneş var. Gözünü alıyor. O şiddetli tezahürü olan o güneş aynayı göstermez. Aynayı yok eder. Münacattaki tabirle şiddeti zuhurundan tesettür etmiş Zat-ı Akdes. Allah niçin gözükmüyor? Şiddeti zuhurundan yok olmuş. Yani mevcut olmamış. Mevcut gibi olmamış vücut. Mevcudu esmaların cil ve cemal nakış sanatıyla kendisini ifade etmiş. Şimdi vahdet-i vücudu söylüyor. Bakmış oraya aynaya, ayna yok. Ne var? Çok şiddetli bir güneş var. Oraya fenafil olduğu için buradaki güneş, gel de o şiddetli şiddetli gözüken o güneşin arkasında aynayı sez et. Sez, yani anla ki arkasında ayna var. Hayır, orada ayna yoktur dedi. Ben hulasa ediyorum latif nükteleri de vahdet-i vücudu. Vahdet-i vücut demiş ki orada ayna yok. Orada bir güneş var. İlmi kelam alimleri, ustad diyor ki aldandı. Yani şiddeti istiyorak semadaki güneşe şiddetli bir fena olmaktan orada aynayı gözükmüyor. Zahire baktığın zaman hakikaten ayna yok. Zahirde, surette ayna yok. O var. Güneş var. Oradaki şiddetli güneşin arkasında aynayı görmek çok zor. Yani biz konuşuyoruz şimdi. Yani konuştuklarını niye İslamiyet'in mucizesi? Ya biz konuşuyoruz. Anlayamıyoruz. Senelerce meşgul olduğum için vahdet-i vücudu kadar sade anlatabiliyorum. Veya kendimce tabii bu. Ya bu adamlar yokken bu kavramı çıkartmışlar. Onun için İslamiyet'in mucizeleri. İşte o kökteki çekirdek temessulatıdır. Meyvedeki çekirdek. O zaman bu merkezde bende Nur-u Muhammed'i mecul, taayyum ve teşahhus etmiş. Yani temessül etmiş. O noktadan söylüyorum. Pergelimi oraya koyuyorum. O noktadan Nur-u Muhammed'i cihetimle, onun temessülüm cihetiyle baktığım zaman şeceri hilkat, Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail, cennet, cehennem, arş, gürs, dünya. Hepsi benden yaratılmış. O zaman ben ne yapıyorum? Ben neyim?
ben bendeyim. Ben bende dolaşıyorum. Bu kainat aslında benim hakikatimin nefsül emriyeleri. İman nedir peki bu noktada? 286 mektubat. İman, hakikat-ı aliyenin nefsül emriyesinin unvanıdır diyor. Yani hakikat-ı aliye, yani hakikat esma, ali esmalar, esmalar donmuş, su donmuş buz, esmaların nefsül emriyesi, yani şeceri hilkatı yaratan esma-i usnaların bütünselliğinin komprim bir programı çekirdiği insana konmuş. Onu uyandırandır iman. Hakikat-ı âliye-i nefsül emriyenin unvanıdır iman. İman. Emin olmak. Şimdi o zaman hulasa, o bende uyanınca, ben ne uyanınca ben neredeyim? Ben bendeyim. Ben ruhta. Bak şimdi ben ruhta. Ruh kalpte. Kalp vicdanda. Vicdan dimağda. Dima bedenimde. 30. Lema'nın adl bahsinde ilk paragraf başında ne diyor? Bak. Devam tekrar ediyoruz ama yeri gelmiş. Bir saray var. İçinde şehir var. Şehrin içinde memleket var. Memleket var. Peki o saray nerede? Aslında şöyle olması lazım. Bir memleket var. İçinde bir şehir var. Şehrin içinde bir villa var. Bir saray var. Düşüncemizi vücuttan mevcuda, mevcuttan vücuda alıştırmak. Bunu 10. sözde de görüyoruz. Dünyada ilk vücudun inşası var. İnşaat, tuğlalar, ihya var sonra, içini hayatlandırıyor. Sonra inşaat var, ihya var, sonra ruhlandırmak var. Ahirette ise ruhlanmak var, ihya var, sonra inşa var. Yani acayip. Burada orayı yaptırıyor. İşte aynada, yani o zaman ben bendeyim. Ben bendeyim. Ben bende dolaşıyor. Farklı bir yerde değil. Aynada olanları aslında teslim etmenin olduğunu, bazen hiç olduğunu yükseklere çıkmak, okudum bunu. Sen onu da okudum. Dünya illüzyon suretinden ibarettir demiş. Aslında sende yaşıyorsun. Adam bunu anlamışlar. Fakat kaynaksız olduğundan bu suret, yani hakikatsız olduğundan illüzyondur demek zorunda kalmışlar. Oysa hakiki şey sabit etun. Çünkü envalar ve kainat senin tayin ve teşahhuslarındır. Kendini değil, sende gösteren de, kendini değil, seni sende gösteren de, seyahat ettiren de tabi ol. O zaman buradan sonuca doğru gidiyorum. Bize rehber, bir yol güzergahı, külliyata bakış tarzı şu olmalı diye bunu koydum. Kendini değil, seni sende gezdireni rehber al. Bir daha. Kendini değil, seni sende seyahat ettireni rehber al. Nereden biliyorsun hayatın altı üstünden daha iyi olmadığını? Hayatım alt üstüne döndü diyor. Var ya, beşeri bir konuşma var sokakta abiri. Hayatım altı üstüne geldi. Peki hayatın üstünden daha iyi olmadığını nereden biliyorsun? Bitireceğim. Mutlaka konuşacağınız bir şey vardır. Yaşadığın hayat senin
yaşadığın hususel benim hayatımla farklı. Nedir o? Yaşadığın hayat niyetinin nefsül emriyeleridir. Niyetlerinin donuş halidir. Senin yaşadığın hayat, abi bu başıma gel, niyetlerinin nefsül emriye şekline dönüşmüş. Aslında niyetini yaşıyorsun. Niyetin önce olmuş, kainat kurulmuş, sen niyetinin içinde yaşıyorsun. Dedim ya başta, bağışlayın biraz beni. Biraz şey olacak dedik. Davan büyük olsun ama davanla büyüklük taslama. Yani hiçliği bitiriyorum da bağlama, giriş, gelişme, sonuca girdim. Sonucu söyledim. Nedir o? Yaşadığın hayat niyetinin nefsül emriyesidir. Kendini değil, seni sende gösteren, seni sende seyahat ettireni rehber al ki o konuda Risale-i Nur, zatın zatına yemin ederim ki Allah'a, her Risale'yi okuduğum şeyde mutlaka hayret oluyor. Yani görmemiş gibi mesela. Geçen iman hakikat-ı aliyenin hakikat-ı aliyi nefsül emriyenin unvanıdır. Çok etkilendim. Allah Allah. Ben iman okurken bunu görmedim. Gördüm. O manasını gördüm. Şimdi de neyi gördün yeni şimdi? Bu yaşadığım nefsül emri mevcut aslında. Niyetim donmuş, dünya olmuş, fanosum olmuş, bende yaşıyorum. Birisi geldi, Risale-i Nur, bana dürbün oldu, merdiven oldu, basamak oldu. Sonra beni benden çıkarttı. Beni bende seyahat ettirmeye başladı. Yaratılışım, yaratılış sürecime şahit ediyor Risale-i Nur bizi. Haşa. Hani Allah varken hiçbir şey yoktu. Olmayan beni yanına aldı. Ey insan, olmayan sen yaratılacaksın, yaratılıyorsun. Sen sana şahit ol. Sen sende fikren, hissen, duygu ve latife olarak seyahat et. Seni sende göstereceğim. Senin yaratılışına böyle seyrediyorsun. Senin yaratılışına. Tamam. Allah. Yanımda haşa, haşa. Anlamak için. Tahayyülü küfür, küfür olmadığı için. O Allah bile şeyim çekmiyor ilgimi. Kendi yaratılışıma ben şahit oluyorum. Bu, devam ediyorum. Davan büyük olsun. Davanın büyüklüğüyle büyüklük taslama. Şems-i Tebrizi'nin sözüdür. Kimden ne aldımsa ahlak budur. Çömleği tanımlayan içindeki boşluktur. Önemli olan onun şekli değil. İçerideki boşluk. Diyor. Ne kadar boş olursan o kadar dolu olursun. Sürecin sonu ya. Köyümde şahidim ki köydeyim şimdi. İlgimi çeken bir şey. İyi insanlar vardı köyümüzde, modeller. Bazen oturuyorum balkonda böyle. Sabah namazında oluyor tesbihatta böyle karanlık. Köyümüzde iyi insanlar vardı çok, model insanlar. Öldü. Başka bir kabileden temsilcinin çıktıklarını gördüm. Eskide kötü modeller vardı bunların. Hakikaten ahlaksız, sefi. Onların ortadan kalkmasını çok isterdim. Bir baktım ki onların kanuniyetlerini, onların davasını temsil eden başka bir soydan başka bir temsilciler çıkmış. Allah Allah, bu bitmiyor. Böyle farklı yani, köyün dışına çıktım. Fesubhanallah. Allah ne acayip kanun var. O zaman kötülerin kalkması değil, iyilerin de var olması değil. Bunların arkasında farkındalığın artmasıdır. Bu süreçtir. Evet, hakikatsiz suret yoktur. Vardır. Felsefenin
kafasız kafasında vardır. Sıfırın büyük küçüklüğü değil, sıfırın büyük çizilmesi, ufak çizilmesi manasını değiştirmiyor. Sıfırın nefsül emirde varlığı yoktur. Yani mevcut değildir. Ama vücudu vardır. Çünkü mevcutları belirliyor. Sıfır, bir, iki, eksi bir, eksi iki belirliyor. Sıfır küçük de olsa, ne kadar büyük de olsa manası aynı. O hiçliğini, yani hiçliğini bilenin zirvesinde bile var olur. Allah, O Celle Celaluhu, Samir, O. Nerede tayin ve teşahhus eder? Kazanımları ile, mevcutları ile vücut bulmuş. Bir daha söylüyorum. Adem 59 mektubatta vücud ilmiye perde olmuş bir unvandır Adem. Adem-i sırf ise var ama mevcudiyet değil. Adem mutlak zaten yok. Ruha bakıyor. Şimdi o hiçliğini bilenin, o Zat-ı Zülcelal hiçliğini bilenin zerresinde bile var olur. Yani taayyü ve teşahhuz eder. Hiçbir yokluk anlamında değil. Yani sıfırın büyük olması, küçük olması artı biri, eksi biri değiştirir mi? Bir daha. Dikkat buyurun ve bitti. Sıfırın büyük çizilmesi, sıfırın küçük çizilmesi artı biri etki yapar mı? Hayır. Müjde bu. Müjde olarak söylüyorum. Hiçliğini çok fazla bilmeye de gerek yok. Hiçliğini fikren, inşallah olur hisse, inşallah olur duygu, inşallah olur latife, inşallah olur enede, hiçin içi. Ha, inatsı ki sıfırın büyüklüğü, küçüklüğü artı bir etkilemediği gibi hiçliğinin zerresi bile Allah'ın taayyum ve teşahhus etmesine yetiyor. Allah hiçliğini çok bilen de, az bilen de değil. Zerre kadar hiçliğini bilen de o taayyum ve teşahhus eder. O taayyun eder, var olur, sende anlam kazanır, teşahhus. Sende anlam kazandırır. Ve mevcudunla değil, vücudunla var anlayışını oluşturur taayyun. Mevcudunu kaldırır, vücut o, vücut mertebelerinde seni var eder, taayyun. Teşahhus, farkındalığını artırarak ayna olursun. Hiç yokluk anlamında değil, bardaktaki su gibi. Yani bardakta hiç su yok. Bardakta hiç su yok. Burada Adem-i mutlak değil, suyun Adem-i sırf demek. Yok. Ama var. Yani Adem'i mutlak değil. Adem'i sırf. Adem. Yani bardaktaki su Adem'dir. Yani onun için deniliyor ki insanı ayakta tutan kazanımların değil, kazanımlarınla hiçliğindir. Peki, şu anda 50 dakika ne yaptı? Allah beni affetsin, yarım saat yerine 50 dakika oldu. Şimdi dima başlıyoruz. Abi bugün zamanda sınır yok. Bugün zamanda sınır yok, lütfen. Bugün zamanda sınır yok. Bugün bir şeyler söylemek istiyorum abi, lütfen. Şimdi... Adem Aleyhisselam cennetteyken cennette olduğunu bilmiyordu. Öyle mi abi? Bir çocuk buluğa erene kadar yükümlü olmuyor Allah indinde. Bu da böyle mi abi? Bu da böyle.
Peki cehennemsiz cennet cennet olabilir mi abi? Olamaz. Cennetsiz cehennem cehennem olabilir mi? Olamaz. Adem Aleyhisselam'ın cennet cehennemi fark etmesi aslında kendini fark etmesi manasına geldi abi. Anlatabiliyor muyum abi? Yani bu ikisi olmazsa Allah'ın zatî sıfatındaki vücuda ulaşamayacaktı abi. Onların her biri ayrı ayrı tekvin oluyor abi. Yani bunlar zıtlarıyla bir araya gelmezse Allah'ın zatî sıfatındaki vücuda ulaşamayacaktı abi. Ben bunu böyle, mesela bizde de, bende şeytan yok mu abi, var. Ama bilmeyin şeytan diye. Nerede? Bana hiçbir şey yapamıyor. Kalbe vesvese atıyor. Hep derdin ki bu şeytan cennete nasıl girdi? İşte girmiyor, atıyor. Bir şey atıyor. Kalbe vesvese atıyor. Dimağa şet atıyor değil mi abi? Böyle mi? Hah, bu böyle. Adem'e, Adem'e... Abi, hiçliğini bilmekle alakalı... Bir daha bir şunu da söylemek istiyorum. Hiçliğini bilmek manasında. Abi, hiç olmak Rabbine tam muhatap olmaktır. Ama bir de hiç ender hiç olmak var ki bu Rabbül alemine muhatabiyettir. Ben böyle anlıyorum abi. Mesela bizdeki evamiri tekviniye var ya abi. Ben bu evamiri tekviniyeyi alat-ı tekviniye ile bütünlüğe getirdiğim zaman bu benim Rabbime tam muhatabiyetim oluyor abi. Ama benim, bakın Rabbim, burada hala ben diyebiliyorum aslında. Hiçliğime ulaşmışım ama ben hiçliğime ulaşmışım. Ama Rabbül alemine muhatabiyet, artık orada sen de yoksun abi, hiç kimse yok. Mehmet kardeş, bu süreçten sonra bu gafır şey yapmadım aracı bu arada çalışsın diye hiçliğin sıcağı sıcağına mahiyeti vücut olur mu? Meşveret ediyorum. Hiçliğin mahiyeti vücut. Hakikati kab-ı kavsendeki Adem-i sırf kanuniyeti insanda, sureti bir bardak suda, boş suda veya başka düşüncesi olan var mı? Hasan'a ben bir şey söyleyebilir miyim? Yazıyorum deminden beri. Şimdi mevcutsuz vücut dediniz. Mevcutsuz vücut. Burada da bu meşhur yerimiz, hani vacibül vücuda bakıyorlar diyor ya abi, ehl-i hakikatin bir kısmı. Evet. Ve ben şimdi şöyle bir şey anladım abi. Vacibül vücuda bakıyor derken bunlar esma mertebesinde bakıyorlar. Esmayla vücuda bakıyorlar. Bir de şey var, vücuda sıfatla bakmak, vücuda şunatla bakmak, bir de vücuda zatla bakmak. Yani evveli, ahiri, zahiri, batını gibi abi. Hepsi var. O aynada, hani aynasız bakmak, tamam bu şey abi, esma. Vedud ismine mazhar. Bu peki, esmayla bakmak. Peki Gafur da bir şey dedi, evamili tekvin ayetinde, o da ilgi hoştu. İki tane tanım getirdi Adem Aleyhisselam'la Bulu Çağı. Ondan sonra bu şeyden sonra Harun sen de. Şimdi o zaman canım kardeşlerim, hiçliğin sureti varlıkta veya hiçlik aslında insanın kafasında var. Hiç, yani boşluk değil, mevcut yok. Vahiy o zaman var oluyor. Hiç kanuniyeti insanda. Hiç deyince sureti de mevcutta. Hakikati, Allah bu kainatı hiçlikten yaratıyor. Hiçlik demek. Zaten Adem neydi? Adem vücud ilmiye perde olmuş bir ünvandır. Adem subutu sıfatların ortaya çıkmasına sebeptir. Adem-i sırf nedir peki? Zatı sıfatların ortaya çıkmasıdır. Sebeptir. İlmin zeminsiz zemini Adem'dir. Adem-i sırf ise daha arkadadır.
Adem-i mutlak zaten yok. Bu süreçten baktığımız zaman sıcağı sıcağına hiç değil kaynak itibariyle en merkezi vücut. Kanuniyeti orada belirlendiği için Adem-i sırf veya Adem hakikati dedik bunu. Adem-i kanuniyeti insanda uyguluyoruz. Alemde değil. Mehmet kardeş, kabuk kalp seninle şeceri hılkat konuşunca oradan oraya geçme değil. Allah ve insan, Allah ve 18 şeceri hılkat ayrı olur. Bizde hiçliğin mahiyeti zat-ı sıfattaki vücutta hakikati ki hakaike şey sabitetin esmanın bütünselliğindeki Adem-i sırf kanuniyeti insanın dimağında vahyinin var olduğu ilmin ortaya çıktığı Adem. Yani içtik bizde Adem. Kafada. Vücud ilmiye perde olmuş. Unvandır. İlimde tasdikte bakıyordu. Tasdiğin zemini Adem. Adem. Hiçlik. O zaman kanuniyeti dimağda. Yukarıdan aşağı indim. Sureti ise şurada. Yani itibariyle, mevcut itibariyle siz burada yoksunuz. Masada yoksunuz. Alem-i şehadette. Bir daha toparlıyorum. İnsanda, insanı konuşuyoruz. Hiçlik, vücut, hiçliğin mahiyeti vücut, hakikati Adem-i sırf veya kabu kavsi bize uygulanmaz. Mahiyeti vücut, hakikati kalp, esmaların bütünselliği ya. Bir daha. Kalp neydi? Arş. Arş neydi? Esmaların perdesiz tecelli ettiği yer. Hakikat orada. Bendeki hakikat da kalp. Hiçliğin mahiyeti vücut. Hakikati bende kalp. Kanuniyeti dima. Sureti eylem. Şeceri hilkata uygularsak, şeceri hilkata hiçlik eylemde kendisini nasıl gösterir? Yok. Mecul. Nuru Muhammed'i olsa hakikati kabu kafseyn yok. Hakikati lefi mahfuz. Arş. Esmaların pederst tecelli etti. Arş. O zaman mahiyeti arş-ı azam. Hiçliğin Mehmet kardeşin dediğine geldik doğru. Hiçliğin kainatta kabu kavseyn hakikati arş. Kanuniyeti beşer olduğu için kürs sureti alemi şahadet. İnsanda kainatta bundan farklı ben yapıyorum şimdi size göndereyim. İnsanda vücut, hakikati kalp, kanuniyeti ilim, tasdik, adem, tasdik, dimada, tasdikte, vücut ilmi ortaya çıkaran adem, yani adem, dimada, sureti eylemde. Kainatta yapıyorum. Kainatta hakikatına ilk önce koyuyorum. Arş. Hakikat arş olursa mahiyeti arş-ı azam. Yani kabu kavsen. Kabu kavseyn. Kanuniyeti insan yapıyor. Dima. Dima kanuniyeti kürs beşeriyetimizi ortaya çıkarttığı için
Sureti de alemi şehadet. Böyle bir şey yaptım. Bakayım şöyle getireyim size. Bir fotoğrafını çekip de göndereyim Dima. Bunu alır mısın? Bir fotoğrafını çek Meclis-i Nurani'ye. Ondan sonra şeye başlıyoruz. Akla başlıyoruz. Abi, sesin geliyor mu? Geliyor. Abi biz geçmişte genelde Adem'in mahiyeti olarak tekbiri konuşuyorduk da şimdi siz vücudu seçtiniz. Tercih sebebiniz nedir acaba? Yani Adem'i ortadan çıkar Adem'i ortadan çıkarmadık tekvinde. Bu vücut tekvinden farklı bir şey. Onun için gene orada yani Adem'in kaynağı desek tamam. Allah razı olsun. Çok güzel yaptın. O zaman hiçliğin tekvin. Evet, Adem'in de arkası. Adem hiçliğin bir sıfatı içeriğiydi. Doğru. Beraber konuşalım. O zaman mahiyetini değiştirebiliriz böyle. Mahiyeti tekvinde denilebilir. Hepsi mahiyet. Abi Adem'le hiçlik aynı şey değil ki benim zannımca. Aynı değil. Aynı değil. Yani Adem'in mahiyeti tekvin olabilir ama hiçliğin mahiyeti vücut olmak zorunda abi. Neden? Sebebini kendi şeyimle bir açıklayayım tefekkürümle abi. Mesela 1, 5, 10, 50, 100, eksi 5, eksi 10 her neyse sonsuzluk olarak. Bunun bütün belirleyicisi o sıfırdır abi. Yani sıfırı kaldırdık mı bunlar hiç oluyor. Yani sıfır aslında sıfır diye bildiğimiz gerçek vücut abi. Yani hiçliğini bildiğin yer gerçek vücudun olduğu yer olmak zorunda abi. Benim tefekkürüm bu yönde. Yani tabii günlerce çalıştığım için şu anda nasıl buna vardım İrfan da bilmiyorum ama Gafur'un tarzında galiba. Yani o Adem'le, tekvinle çok düşündüm. Fakat baktım ki hiçliğin karşısına vücut koymuş hep ustad. Şey koymamış, hiçlik Adem koymamış. Külliyatta baktım hiç vücut, hiç vücut, vücut hiç. Öyle oradan şey yapıyor. Oradan herhalde vardı. Ama olgunlaşıyor tabii. Çok tuhaf bir kavramın haritasını koymak ben ettim dediğim gibi tarzda hiç sevmediğim bir meşrep olduğu için şeyinize sunuyorum böyle. Fakat böyle külliyatta hiçin karşısına vücut koymuş. Adem koyduğu da var. Adem koyduğu da var. Ama Adem bizimle pek alakası yok tabii. Hiç bizde var. Hiç aslında çok tuhaftır. Vücudun yani nasıl ki Adem tekvinden hiç de vücuttan sanki çıkmış gibi koyuyor külliyatta. Anladım. Ama şimdilik böyle bir şey diyebilir miyiz diye ben gönderdim size. Gönderdim geldi. Ben şimdi burada kalsın. Burada kalsın da akıl okuyalım. Hasan abim, tamam okumadan önce tekrar özellikle Mehmet abinin affına sığınarak, siz zaten affedersiniz de, Mehmet abinin affına sığınarak şunu söylemek istiyorum. Evet. Şimdi zıtlıkların olduğu yerde aslında hiçlik olmaz abi. Şimdi zıtlık yani tahayyül ve tasavvur yani serbest bölge hiçliğin olamayacağı yer değil. Hiçlik insanda tasdikte başlıyor abi gibi. Evet, ben düşünebiliriz. Sürekli tasdik insanda kanuniyeti zihin hakikati kalp mahiyeti de ene abi. İnsandaki dizilimi bu şekilde olabilir diye bir tefekkürüm var. Mehmet abi neden biliyor? Yani şey yapar mısınız? Yazar mısınız? Bir yazın kendinizi de kenara yazın o yazıya. Burada da bir tane insan da dimada tahayyülde olabilir.
hiçlik. Terzihane gibi, yani tahayyül terzihane diye. Yani hiçlik Mehmet kardeş gibi, Mehmet kardeş gibi aynı şey. O da ta serbest bölgede mi demiştin Mehmet kardeş? Hiç, hiçlik serbest bölgede tahayyül ve tasavvurda, yani terzihane gibi şey yapılmış. Şimdi İrfan'ın o sorusuna ben bir şeyler de ekledim. O sorusuna Adem ile bir gün sonra tabii ekledim, düşündüm. Adem ile hiçlik arasında ne fark var ki Adem'i tekvine, hiçi vücuda koydun dedi. Kısaca dağlar kadar fark var, ters çalışıyor. Yani hiç kazanımlarımızın sonucudur. Yani ilim yapıyorsun, ilim yapıyorsun, kemalat yapıyorsun, bir mertebeye geliyorsun. Sonucu ne? Hiç olduğunu. Yani hiç olduğunu kemalatınla anlıyorsun. İlminle ademini anlıyorsun. Kemalat. Kemal. Ustad, Adem'in de vücut vücudunda Adem vardır diyor. Adem. Şimdi doğru itikadın, doğru itikada verilen cevap iman olduğu gibi kazanılan kemalata, arifliğe, marifete verilen cevap da hiçlik. Doğru bir ilme, batıl değil, doğru bir ilme verilen cevap da hiçliğini bilmek. Demek ki Adem, Adem neydi? İlmin zeminsiz zemini. Hiçlik ise kazanılan marifetlerin, mesela bir şey biliyorsun hiç. Neyle biliyorsun içtiğini? Kazanılan marifetle, kemalatınla, ariflikle biliyorsun. Hiç bizimle alakalı, Adem bizimle alakalı değil. Onun için peki vücutla mevcut farkı ne? Zatı sıfattandır vücut zatı. Mevcut ise mahluktur. Her vücudu harici olan, nefsül emri olana mevcut, her şeyin melekut tarafına vücut deniliyor. Melekut tarafını varmak için kazanımların olan mevcutların hiç olduğunu bildiğin zaman o mertebede hiç olduğunu biliyorsun. Demek ki hiç seninle alakalı, Adem seninle alakalı değil.